Astım, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissiyle karakterize bir hastalıktır. Oldukça yaygın görülür. Astım hastalığı sürekli bulgu vermez. Krizlerle ve ataklarla seyreder. Bu atakların tetikleyicileri çok farklıdır. Astım hastalığı oldukça sık görülen bir hastalık olduğu için ve daha çok çocuklara görüldüğü için ailelerde büyük bir panik oluşturur. Astım konusu gerçekten bilgi birikimiyle tedavi edilecek bir hastalık. Biz genelde hastalarımıza astım tedavisinden çok astım nasıl yöneteceğini öğretmeye çalışırız. İyi tedavi olduğu zaman astım tehlikeli bir hastalık değildir. Zaten astım kronik bir hastalıktır. Ancak kronik astımdaki dediğimiz farklı bir şey. Eğer siz iyi tedavi olmazsanız, astım ilaçlarını düzgün kullanmazsanız, akciğerlerde, bronşlarda kronik değişiklikler ortaya çıkıyor. Astımın en tehlikeli tarafı bu. Zamanla akciğerde gelişen olaylar sanki bir KOA hastası gibi kronik seyre gidebiliyor ve akciğerde yeni bir yapı oluşuyor. Buna bir remodeling diyoruz. Yani yeniden bir model oluşuyor. Hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Başlangıçta senede birkaç kere gelen, kendiliğinden bazen geçen krizler yerine yıllar içinde tekrarlayan, uzayan ve tedavisi geciken krizin sıklığı ve şiddeti artan duruma geçebiliyor. İşte bu yeni tabloya biz kronik astım diyoruz. Astım hastalığı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi karakterize bir hastalıktır. Bu belirtiler pek çok akciğer hastalığında olabilir. Astımın en büyük özelliği ritmisitesidir. Yani ritmik olarak tekrarlamasıdır. Önemli olan şey astım hastalığının genetik bir yapısının olması, kalıtsal geçmesi ve tekrarlamasıdır. Kriz aralarında da tamamen normal bulgu vermesidir hastanın ilk evrelerinde. Bazı hastalarda efor yaptıkları zaman, bazı hastalarda stres ve anksiyete gibi, gerginlik gibi psikolojik faktörler olduğu zaman tetiklenen bir tablodur. Bazen de virüs salgınlarında astım atakları gelişir. Yani demek istediğim nokta şu, astım hastalığı sürekli bulgu verilen bu hastalık değil ilk başlarda. Sürekli sıkıntı yaratan bir hastalık değildir. Ancak tetiklendiği zaman, atak geçtiği zaman bulgu verir ve bu birkaç gün sürebilir. Astım hastalarında bizim dikkat etmemiz gereken konu, astımın çok tehlikeli bir hastalık olmadığını, tedavi edilebildiğini, ancak tedavide düzen olmadığı takdirde kronikleşebileceğini bilmektir. Özellikle astım dediğiniz zaman büyükler çok tedirgin olabiliyorlar. Biz o yüzden çocuklara değil annelere tedavi etmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Annelere anlatıyoruz tedavi şeklini çünkü anneler tedavi ediyorlar. Önce onların korkularını yenmemiz gerekiyor. Çocuk hastalarda astım hastalarında alerji testi yapıyoruz. Alerjik hastalıkları tedavi ederken astım da tedavi etmiş oluyoruz. Yani astım, alerjiyi beraber tedavi etmemiz gerekiyor. Tabii sadece alerjik hastalıklar astımı tetiklemiyor. Özellikle ev ortamında sigara içilmemesi gerekiyor, pasif içicilik olmaması gerekiyor. Daha temiz, daha hijyenik bir ortam sağlanması gerekiyor. Astım hastalarında tedavi tamamen standart bir tedavi ve sürekli olması gereken bir tedavi. Biz ne kullanıyoruz astım hastalarında? İki türlü ilaçlarımız var. Bir tanesi astım krizin önleyici ilaçlar, bir kısmı da astım atağında kullandığımız kurtarıcı ilaçlar. Bu ilaçların önleyici ilaçları sürekli kullanıyoruz. Bunun süresini biz hastayla beraber, hastanın evresine göre karar veriyoruz. Astım tedavisinde kullandığımız ilaçlar ağız yoluyla akciğere ulaştırmasını sağladığım ilaçlardır. Bunların değişik tipleri var. Örneğin gaz şeklinde püskürtmeli olanları, disk şeklinde kuru toz şeklinde olanları var. Bunların tümünün etkinliği doğru kullandığı zaman aynıdır. Kriz esnasında daha çok itici gazların püskürterek akciğere ulaşan cihazları kullanıyoruz. Ve bunlar doğru kullanıldığı takdirde son derece etkilidirler. Önemli olan şey nasıl kullanılacağını öğrenmek, düzgün kullanmak ve yerinde uygun dozlarda kullanmaktır. Astım krizinde kullanılacak en etkili yöntem nebulizatör tedavisidir. Son derece basit bir yöntem. Kurtarıcı ilaçları hazneye koyuyoruz. Daha sonra makineyi çalıştırdıktan sonra maskeyi ağza buna yerleştirdikten sonra nefes almasını sağlıyor. Normal nefes alıp veriyor. 10 dakika bu buhar tedavisini uyguluyoruz. Eğer rahatlamazsa hastamız 20 dakika sonra bunu tekrarlayabiliriz. Astım atağı esnasında öncelikle panik yapmamak gerekiyor. Astımda kurtarıcı ilaçları belli bir düzende kullanılması gerekiyor. Bunlar inhaler şeklinde olabilir ve nebulizatörlerle uygulayabiliriz. Astım krizinde kullanılan ilaçlar kısa etkili, etkisi çabuk başlayan, çabuk geçen ilaçlardır. İlk kriz esnasında bunları yapıyoruz. 20 dakika sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra tekrarlayabiliyoruz. Bazı astım atakları bu kullandığımız inhalerle geçmeyebilir. Nebulizatörlerle kullanılan ilaçlar geçmeyebilir. O zaman da mutlaka bir hastane tedavisi, oksijen tedavisi, serum tedavisi uygulanabilir. Ancak krizlerin %75-80'i bu basit
kurtarıcı akut etkilaçlarla düzeltilebilir.